Dostlar, buradaki Türklerin ilk mescidi bu binanın olduğu yerdeydi. Burası şu anda garaj olarak yeni yapılmış. Burada eski, çok küçücük, bundan küçük bir bina vardı. Onun küçük odalarında namaz kılınırdı. Bir odasında da çay içilirdi. 80'li 90'lı yıllarda da bu karşıda gördüğünüz bina satın alındı. Burası da bayağı kırık dökük bir binaydı. Tamirattan geçildi. Üst tarafı mescide çevrildi. Bu orta kat hocanın lojmanıydı. Bu girişte de çay ocakları ve tuvaletler, abdesthaneler vardı. Buradan sonra da yeni camimize geçtik. Selamün aleyküm değerli dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, hava şu anda 30 derece, belki de 30 derecenin üstünde. Haziran'a göre Almanya'da gerçekten çok büyük bir sıcak var. Bugün de farklı bir video çekme niyetindeyim. Bugün arkadaşlar yaşadığım Bopringen kentinde caminin kermesi var. Çok güzel, yeni, sıfırdan yapılmış bir camimiz var. Şimdi size güzel bir kermesi gezdireceğim. Hem camiyi gezdireceğim. Bazı arkadaşlarla da sohbet yapacağız. İnşallah hoşunuza gider. Hoşunursa tabii ki bir like atarsınız. Abone değilseniz mutlaka abone olun, bana destek verin. Abone olduktan sonra da yanındaki çanı açmaya unutmayın. Açtıktan sonra bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, burası da camimizin maketi. Yani camimiz şu anda bu durumda. Ama burası arka tarafı olduğu için buradan gözükmüyor. Bu resim arkadaşlar ön tarafta, ama ön taraftan da gezeceğiz. Kermes yeri burası olduğu için kermesimizi ve camimizi gezmeye buradan başlıyoruz. Burada da bizim Erdal kardeşimiz, benim de samimi hem köylüm hem arkadaşım. Buraya küçük bir AMS standı kurmuş. Yani Türkiye'de AMS biliniyor bilmiyorum ama Almanya'da biliyorlar. Bayağı böyle kaliteli ürünler satıyor ama bana göre pahalı. Erdal biliyor yani, ben almıyorum. Şimdi Erdal'ım, mal kaliteli ben biliyorum da, bilmeyenlere az bir tanıtmak istersen yapabilirsin yani. Tabii AMS avantajları var. Yağ sızlatma yapabiliyor. Evet. Susuz haşlama yapabiliyor. Evet. Enerji tasarrufu sağlıyor. Hız zaman tasarrufu da daha hızlı yemek yapabiliyor. Şimdi onlar önemli de. Yıllar boyu da garanti veriyor. Bunu alan birisi. Bir daha öyle ihtiyacı olmuyor. Ömür boyu garanti oluyor değil mi? Yani öyle. Bir kere alıyor, ondan sonra vay bozulduydu, kırıldıydı da size gönderiyor yeni bir tane. Yani kulttur. Danışmanlar onunla ilgileniyorlar. Aynı hepsini öyle. Geri gönderiyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar, en azından Almanya'da olanlar, AMS merak olanlar Erdal kardeşime müracaat edebilir. Benim adıma da size bir indirim yapar galiba. Yaparız. Değil mi Erdal'ım? Uygun bir şey yapmaya çalışırız. Onu her kese göre ürünlerimiz var. Selamun aleyküm. Lan Nördlingen vallahi tanıyamadım. Bismillahirrahmanirrahim de ya. Dostlar, bizim komşu ilçeden arkadaşlar karınlarını doyurmaya bize gelmişler. Vallahi yemekler güzel gözüküyor. Tatlılar da güzel gözüküyor. Efendim? Tatlılar da güzel gözüküyor. Maşallah. Şimdi şuradan doğru bir yemek standlarına gidelim.
Kuştan kebap tarafından başlayalım galiba. Senden daha reportaj yapacağım ama. En kısa zamanda beklerim. Ha? Ne demek? Tamam. En kısa zamanda. Evet dostlar. Şimdi bu kermeste benim en sadık takipçilerimden Canberk kardeşimle karşılaştım. Ona bugün söz vermiştim. Senden bugün reportaj yapacağız diye. Değil mi Canberk? Şimdi benim en sadık, en iyi yorumcularım Bismarck Rumuzu'nda yazan bir arkadaş, Bursalı. Benim kanalıma en çok yorum yazan o arkadaş. Amme ve lakin en fazla da videolarıma bakan Canberk kardeşim. Bugüne nasip oldu. Abi beni ne zaman çekeceksin diye, değil mi Canberk? Bir şey söylemek istiyor musun arkadaşlara? Selam söyleyeceğim mi? Herkese selam diyorsun değil mi? Maşallah. Evet dostlar, şimdi Bofinge'nin gençleri buraya çok güzel bir stand kurmuşlar. Kasada Tolga, Tolga bugün kasa iyi mi? Aynen ya. Yeni yeni başlıyorum ta iyi olmaya. Aynen. Tamam o zaman hadi. Benim de payımı verirsin tabii. Her zaman. Arkadaşlar bunların hepsi Bofinge'nin gençleri. Evet Eray kardeş, senin görevin ne? Benim görevim beşelon olmak. Yemek yemek. Onu yandan yapıyoruz yemek yemek. Evet, karşıda çok güzel bir et dönerimiz var. Patates kızartması var. Buradaki gençler de köfte sarkıyorlar. Böyle Adana, bayağı da güzel hazırlıyor. Adana da var. Burada da mantı var. Nihat abi boş duruyor. Abi işte. Abla ne gözlemeleri var? Ispanaklı var. Vallahi ıspanak var, patates var. Peynirli var. Kıymalı var. Kalmadı. Henüz. Bir de lahmacun da var değil mi? Var. Tamam. Böyle devam edelim. İlçemizin demirbaşları da en ağır çalışıyor zaten. Değil mi? En yaşlıları da bunda kaldı galiba. Yetiştiriyoruz artık. Maşallah güzel. Şimdi bu evet, şimdi ablalardan sonra genç kardeşlerimde sıra. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz waffle yapıyoruz. Ne bu? Waffle. Waffle. Waffle, candy bağımız var. Vallahi bir göstersen şu değil mi waffle? Bu. Nasıl yapıyorsunuz bunu şimdi mesela? Je nachdem nasıl yapacağım, istiyorsan entweder chili. Türkçe anlatman lazım çünkü seyirciler Türk. Tamam. Tamam. Nasıl istiyorsan ona bağlı. Ha, değil mi? Var, bunu böyle yapıyor. Çikolata koyuyorsun içine. Ondan sonra tosta mı koyuyorsun? Vallahi güzel. Bunun ücreti ne kadar? Pudra şekerlisi 3 euro. Her istediğin ek şeye bağlı 30 kuruş ödeyeceksin. O zaman biraz sonra bana ısmarlarsınız bir tane galiba, değil mi? Ha? İsim neydi? Sen? Sen? Tamam. İyi, devam ediyoruz. Burada bir kızımız daha gülüyor. Evet Nuri, nasılsın? Çayların bulaşıklarını sen mi bakıyorsun? Öyle ya. O görevi verdiler de onu yapıyoruz da, değil mi? Tamam. Arkadaşlar burası da camimizin çay ocağı. Çay, kahve, her şey var burada. Burada da ablalarımız oturuyor şu anda. Şöyle devam edelim. Bir de mutfağa bakalım. Vay Hasan'ım, ne haber? İyidir, ne olsun ya? İyi misin? Bir de mutfağa bakalım. Dostlar bir de böyle güzel mutfağımız var. Hepsi yeni yapıldı. Sıfır böyle. Gördüğünüz gibi tam böyle profesyonel bir mutfak. Yani şu ocaklarda bayağı bir keşkek, kavurma falan pişiyor buralarda. Evet, şöyle buradan doğru devam ediyoruz. Böyle el sallamak isteyen, Türkiye'ye selam söylemek isteyen varsa. Aleykümselam. Nasıl da yine camimizin böyle bir toplantı salonu arkadaşlar. İşte burada da dışarıda kebap çeşitleri, yemek çeşitleri vardı. Burada da tatlı çeşitleri var. Çeşit çeşit pastalar yapılmış, tatlılar yapılmış. Vallahi tam açılmaya başladı dersem yalan olmaz.
Buna salata çeşitleri var. Pasta çeşitleri var. Fiyatları da bayağı makul yapmışlar. Mesela şu kadar bir şey 50 kuruş. Şu 1 euro. Vallahi iyi. Kolay gelsin. Demirbaşı burada. Demirbaşı burada. Başkanımız Enver abi dostlar. Evet. İkinci Enver abi, Panter Enver bizim eski kaleci. Aslan abimiz, Muhittin abimiz. Bunlar evet. Bizim caminin demirbaşları. Başkan, bir şey söylemek ister misin? Abi o reklam işine bak ya. Lan para almıyoruz biz başkan. Kim bakıyor reklam işi? Arkada, arkada. Başkan bu caminin şimdi maddi ihtiyacı var mı? Olmaz mı? Olmaz. Ne kadar? Ne kadar çok olursa o kadar. Yani Türkiye'den de olsa genel kabul ediyoruz değil mi? Sitemizde konto numaramız falan var. Gidince ananı gördüm. Ondan zorlanan size selam söylettirdim. Biz de annemize selam. Şimdi de sana zorlanan anana selam söylettireyim. Biz de annemize, bütün akrabalarımıza, işimize, dostumuza, bizi sevenlere selamımız var. Aleyküm selam. Yarım saat, 5 dakika. Selam. Murat abi, wo bist denn? Immer noch in Rom. Şimdi camimizin asıl giriş burası. Yani buradan doğru geliyorsunuz. Burası, bütün bu park alanı camimize ait. Gördüğünüz gibi şu kule minareye benzetilmiş. Yani Almanya'da her yerde böyle minareli camiye, kubbeye müsaade etmiyorlar. Bizim burası bu projeyi kabul etmişti. Bu projeye göre yaptılar. Tabii bu bazı belediyelere, bazı eyaletlerde değişiyor. Kuzey Renvestfalya'da mesela daha fazla minareli cami var, böyle külliye gibi. Orada yanlış hatırlamıyorsam 5 vakit ezan bile okunuyor. Şimdi bir de şöyle şu taraftan göstereyim size. Şöyle. Evet arkadaşlar, minaresi bu. Bundan yüksek yaptırmadılar. İçinden gözüküyor mu bilmiyorum. Yukarı merdiven çıkıyor. Burası mescid arkadaşlar. Oraya içeri gireceğiz zaten. Burayı da güzel böyle çiçeklerle, çimlerle süslemişler. Burada yine güzel bir oturma yerimiz var. Evet, şimdi şöyle bir girelim. Evet, giriş kısmı burası arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çeşitli bildirimler falan var burada. Şimdi buradan ilk önce bir camiye bir girelim. Şöyle bir ayak kaplarımı çıkarayım. Evet, bir tane cemaatimiz var. Enver abi bekliyor namazı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, aynı Türkiye'deki gibi. Zaten bütün bu avizeler falan hep Türkiye'den geldi. Çinliler Türkiye'den geldi. Bu yazıları yazmak için ustalar da Türkiye'den geldi. Yani bayağı büyük, geniş bir cami. Şöyle yukarısı bayanlar için. Evet, bu aşağısı da kermes alanı. Burada görüyorsunuz köfteleri yapıyorlar. Şimdi buradan devam. Thank you.
İşte gençler buraya böyle bir sistem kurmuş. Sanki kendimi Türkiye'de bir AVM'de, bir lokantada, bir kebapçıda sandım. Orada da aynı böyle şeyler veriyorlar. Bu ötüyor. Ondan sonra sıranız geliyor. Bunlar da bundan yapmış maşallah. Türkiye çekiyor musunuz? Şimdi iş yapmıyormuşuz. Çok sıcak ya. Eyvallah kardeşim. Arkasında çalışıyor şu an. Bir an boyu. Muhtemelen böyle. Bir saat sürmedi bile. Thank you.